Bugün 27 Eylül 2024 Cuma. Hoş geldiniz. Sedat Peker videolarında birkaç kere benden bahsedince Peker'e yakın olduğumu zannedenler, düşünenler beni aracı yapmak istedi. Şahsıma gönderdikleri sosyal medya iletilerini gerçek reis dedikleri Peker'e ulaştırmamı istedi. Talep yani sayı hayli fazlaydı. Ne yalan söyleyeyim, bu durumu önce kuşkulu buldum. Zira Süleyman Soylu beni organize suç örgütü lideri dediği Sedat Peker'i övmekten mahkemeye vermişti ve yargılanıyordum ki söz konusu dava halen istinafta. Derken dün Barış Terkboğlu şahsına iletilen benzer talepleri aktardı, duyurdu. Kendisinden Peker'e ulaşma ihtimali olan pek çok isimden böyle şeyler istendiğini açıkladı. Öyle olunca biz de olanları yansıtma gereğini duyduk. Peki bizlere iletilen mesajlarda neler mi var derseniz, ağırlıkla çok zorda olan gençlerle ailelerin yardım talepleri var. Bunun okuması ne derseniz, birincisi gençler, insanlar, toplum çok zorda ve koro halinde, imdat çığlığında. Hayırseverliği medyaya onlarca kere haber olan Sedat Peker'e müracaat ediyorlar. Evet, AKP'li zenginleri, Diyaneti, TÜSİAD'ı ve dinci yapıları şunları bunları değil, Sedat Peker'i kendine yakın görüyorlar. Bunun açıklaması Peker'in yaptığı bilinen yardımlara ilave olarak videolarıyla yarattığı olumlu algı, olumlu imajdır. Sedat Peker, haksızlıklara itiraz eden, herkesin yardımına koşan Türk mahalle kültüründeki klasik kabadayıları çağrıştırıyor. Büyük bir kitlenin zorunlu olarak yurt dışında olan Sedat Peker'den yardım isteme noktasına gelmesi de ekonomik yıkımı resmettiği gibi gençliğin içine düştüğü dramatik hali de ortaya koyuyor. Bakın, devlete ait Türk İstatistik Kurumu bile yüksek öğrenimli gençlerin göçünün birkaç yıl öncesine oranla ikiye katlandığını söylüyor. Evet, eğitimlisi eğitimsizi gençler artık Kurtuluş Türkiye dışında diyor. Araştırmalara göre bu neden sorusunun temel cevabı da istikbal yani gelecek kaygısıdır. İş bulmaya ilave olarak özgürlük ortamı ve adalet tercihleri de rol oynuyor. Eğitimi olmayan ve yurt dışına çıkamayan işsiz gençlerin bir bölümü de ya suça bulaşıyorlar ya da tarikatla cemaatlerin ağına düşüyorlar. Maalesef AKP iktidarı ve kültürüyle beraber gençlerin rol modelleri havadan kolay para kazananlar olmuştur. Evet, artık çocuklar babalarını, annelerini değil, kısa yoldan köşeyi dönenleri örnek alıyor ki bunlar Dilan Polatlardır, artistlerdir, internet fenomenleridir, futbolculardır, mafyatik yapılanmalardır. Düşünün, 40 yıllık hapis cezasını gerektiren bir suçla yargılanan Dilan Polatların takipçi sayısı eksilmedi, arttı ki bu fotoğraf toplumumuzun çöken biten sosyal resmi, sosyal röntgenidir. Maalesef çocuklarının çetelerde kariyer yaptığı, kariyer aradığı bir ülke olduk ki bu duruma düşen bir topluluk hastadır ve tedavi edilmezse geleceği olmaz, ölür. Yine sürekli söylüyorum, bütün bunların sonucu gençler uyuşturucu bataklığına savruldu ki gizleniyor, epeydir o bataklığa gömülmüş durumdayız. Bu sosyolojik yapı doğal olarak sokaklarımıza hakim olan çeteciliği ve de çete gruplarını yarattı. Eskiden İstanbul'da kabadayılar alemi varken bugün çetelerin sultasından bahsediliyor. Daltonlardan boyumlara, redkitlerden anucurlara çok sayıda grup amiyane tabirle duman attırıyor ki çetelerde yaş ortalaması 20-25 arası olduğu için
akıl, ahlak, vicdan gibi şeyler o yeni alemde, o yeni dünyada söz konusu bile değil. Bütün bunlar dindar ve kindar nesil yetiştireceğiz diyen bir anlayışın var ettiği, bir anlayışın bakiyesidir. Zira AKP 22 yıldır iktidarda yani. Bütün çeteci çocuklar AKP döneminde doğup onun eğitim politikasıyla büyüyenler. Öyle bir dejenerasyon ve savrulma söz konusu ki Bilal Erdoğan'ın Müslüman nesil inşa edeceğiz diye devlet desteğiyle kurduğu TÜKFA'nın Ordu ili yönetimindeki ismi Ahmet Güler bile kaçakçılık yaparken suçüstü yakalandı. Bunun okuması İslamcı iktidarın ahlaksız İslam modelinin çöküşüdür, bitişidir, tükenişidir. Bakın, aç insanın tanrısı ekmektir. Ekmek olmadan ne inanç ne ahlak olur, zira açlık insana bunları yedirir. Mertliği bozan en önemli gerçeklik de yokluktur. Bu itibarla Türkiye'nin behemhal yıkıcı enflasyonu indirmesi ve de yoksulluktan kurtulması gerekiyor. Buna paralel olarak pozitif bilime dayalı çağdaş eğitimin hakim kılınması olmazsa olmazdır. Zira aksi takdirde varılacak istasyon karavatlı Afganistan olmaktır. Tayyip Erdoğan'la hükümetinin bunu yapabilmesi ise emin olun milyonda bir bile ihtimal değil. Çünkü artık tek motivasyonu anı günü ve de kişisel yarınını kurtarmaya endeksli. Yine Milliyetçi Hareket Partisi'nin düşürüldüğü içler acısı halde ortadadır. Son olarak Kayseri'deki pavyonda olanlar ve ölenler biliniyor ki orada da MHP'liler başroldeydi. Milliyetçi Hareket Partisi bugün maalesef devletin sokak gücü gibi davranıp polis ve yargı tarafından korunuyor ki büyük resimde bununla amaçlanan MHP'nin millet vicdanında tüketilmesi, bitirilmesidir. Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti de gençler, sokak çeteleri, uyuşturucu ve eğitim gibi temel başlıklarda hiç yoklar. Keza Fatih Altaylı'nın duyurduğu 6 milyar dolarlık büyük vurguna da suskundurlar. Evet, Enerji Bakanlığı'nın bir gece yarısı ihalesiz olarak gizlice dağıttığı enerji üretim lisanslarından söz ediyorum. 30 bin megawattlık rüzgar enerjisi lisansları bu işle alakası olmayanlara paylaştırılıp o lisanslar daha sonra gerçek yatırımcılara toplamda 6 milyar dolarlık bir fark ya da kârla devredildi. Bunun adı lamıcımı yok kılıfına uydurulmuş devlet vurgunudur, devlet soygunudur. Ve heyhat, Özgür Özel'le Musavat Dervişoğlu gibilerin bu rezalete karşı da tek bir sözleri yok. Etmiyorlar ki konu iddia değil, kanıtlı belgeli. Ortada ihalesiz, denetimsiz, rekabetsiz bir rezalet var. Özgür Özel ise hala yumuşama, normalleşme söylemiyle sucuk yediler muhalefetini yapıyor. Aynı şekilde yine dün yaşananlara da suskunluk var. Malum Tayyip Erdoğan'ın Usame adında bir yeğeni var. Kardeşi Mustafa'nın oğlu. Bu Usame İstanbul'da dağıtılan yeni taksi plakalarının bir bölümünü de kısa süre önce tuhaf bir şekilde sahip olmuştu. Derken Usame'nin şirketine Sermaye Piyasası Kurulu dün halka arz onayını verdi ki aynı Usame'nin başka bir şirketine de kısa süre önce yine onay vermişti. Söz konusu şirket Usame Erdoğan'a ait değil de başka birine ait olsaydı böyle bir izin verilir miydi tartışılır. Zira söyledim, şirketin yaptığı pek bir şey yok. Bu tablodan hareketle söyleyin lütfen, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, İyi Parti'nin bunu gündeme getirmesi gerekmez mi? Gerekiyor, lakin ne CHP ne İyi Parti yoklar, kayıplar. Arşiv ortada, 1990'ın hemen başlarıydı. Efe Özal borsadan hisse senedi aldı diye
dönemin Sosyal Demokrat Halkçı Partisi ve de Doğru Yol Partisi kıyametleri koparmıştı. Zira Cumhurbaşkanı'nın oğlunun borsadan hisse senedi alması söz konusuydu ve bu özendirici olabilirdi diye sakıncalı görüldü. Oysa bugün bırakın hisse almayı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öz yeğeni sıradan basit bir şirketi halka açıyor ve ortada muhalefet yok. Hülasa Özgür Özel'le Musavvat Dervişoğlu zerre muhalefet yapmadıkları gibi umut da yaratamıyorlar. Çünkü ikisi de tesadüfen koltuğa oturup kişisel ajandaları peşinde. Hep söylüyorum, siyasette büyük bir vasatlık ve kalite düşüklüğü var. Bunun en önemli sorumlusu da Onur Öğmen gibileri tasfiye edip İslamcılarla avantürleri CHP'ye dolduran Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Öyle olduğu için de yakılmış yıkılmış Türkiye tablosunda bile CHP hala %30'larda debeleniyor, %40'lara bile erişemedi ki bu şartlarda AKP'nin %10'ların altına düşmesi gerekir. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi dünyasından ilginç bilgiler var, ilginç bilgiler geliyor bana. Mesela Muharrem İnce'ye kaset komplosu kurmaktan hapis cezası alan Ozan Özgür Doğru'nun kardeşi Bedir Hamberk Doğru, Özgür Özel'in anahtar listesinden parti yönetimine alındı ki nedir bunun açıklaması bilen yok. Aynı şekilde Bakırköy eski belediye başkanı Bülent Kerimoğlu, malum sıkı bir Özgür Özel muhalifi ve de Kılıçdaroğlu taraftarı ve hala onunla beraber hareket ediyor. Öyleyken Bülent Kerimoğlu'nun kardeşi Mutlu Kerimoğlu, Özgür Özel ve Veli Ağbaba'nın emriyle seçimden sonra apar topar Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı yapıldı. Peki Mutlu Kerimoğlu'nun background'u, yani geçmişi, deneyimi ne derseniz, sadece bar işletmeciliği. Şaka yapmıyorum. Bu arkadaş Ankara Kavaklıdere'de Özgür Özel'le Veli Ağbabaların her akşam gidip tiyatrocu alemle eğlendiği barın sahibi. İşte o isim abisinin Özgür Özel düşmanlığına rağmen belediye başkan yardımcısı yapıldı. Pardon ama bu mudur Özgür Özel'in değişimi ve de yeni Cumhuriyet Halk Partisi? Gittiğin barın kuşkulu sahibini belediye başkan yardımcısı yapmak mıdır değişim? Şunu da ilave edeyim, Etimesgut'a tepeden inme belediye başkan adayı yapılıp seçilen Erdal Beşikçioğlu da Özgür Özel'in o bar grubunun muhabbet kadrosundan. Söyleyin lütfen, böyle bir anlayış Tayyip Erdoğan'ı yıkabilir ve de Türkiye'yi ayağa kaldırabilir mi? Cumhuriyet Halk Partililerden gelen bilgilere göre Özgür Özel'in 1-3-5 değil kişisel çok zaafları, aşıkları var. Ancak bana aktarılanları ispatlı olmadığı için haksızlık yapmama adına bunları şimdilik dillendirmeyeceğim, araştıracağım. Yine bütün CHP dünyasının koro halinde söylediği, Özgür Özel'in Malatyalı Veli tarafından yönetildiği ki ona da büyük tepkiler var. Bu arada CHP demişken dün ilginç bir gelişme yaşandı. Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal aniden genel başkanlık adaylığı mesajını verdi ki iki gün önce hiç alakası yok iken Habertürk'e çıkarılıp uzun uzun konuşturulması bana ilginç gelmişti. Peki bayram değil, seyran değil, nedir bu derseniz anlayan açıklayabilen yok. Lakin söylenen Ümit Uysal'ın uçuk kaçık biri olmadığı ve de böyle bir sözü laf olsun diye etmeyeceği. Gelelim şahsıma intikal ettirilen, iletilen yeni bomba bilgiye. Hamile bir kadının çocuğunu aldırmam demesi sonrası önemli bir yerden belediye başkan adayı yapıldı ve belediye başkanı seçildi. O kim derseniz adını vermeyeceğim, lakin bilgi vallahi dedikodunun ötesinde.
Evet, kokain içtiği hastane raporlarıyla ortada olan isimden sonra hamile kalarak belediye başkan adayı olma olayı Türkiye'de ilk defa bu dönem yaşanıyor. Noktalarken lütfen videomu beğenin, paylaşın, abone olun.